Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası ekonominin üretim tarafında işlerin iyiye gittiğini söyledi. Muhalefeti isim vermeden eleştirdi. Bu kritik dönemde ülkelerinin yanında olmaya davet ediyorum dedi. Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. İhracatımız her ay rekorlar kırarak artarken fabrikalarımız mal yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Organize sanayi bölgelerimiz başta olmak üzere tüm üretim merkezlerinde gözde görülür bir hareketlilik var. Üretim tarafından işler iyi dedi. Muhalefetin döviz rezervi iddialarına dalgalanmalara karşı tedbir alıyoruz diyerek isim söylemeden yanıt verdi. Bu çerçevede verdiğimiz mücadeleyi kısır siyasi kampanyalarının aracı haline dönüştürmeye çalışanları hiç değilse böyle kritik bir dönemde ülkelerinin ve milletlerinin yanında saf tutmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı ekonomik alanda mücadele vurgusu da yaptı. 2023 hedeflerinin sembolü haline geldiği bu mücadeleyi kazandığımızda önümüzde daha aydınlık bir dönemin kapıları açılacak. Aksi bir durumda ise Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların kaotik devrine geri döndürmek isteyenlere gün doğacaktır. Depolarda çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 7500 ton patates ve soğanın 15 ilde ihtiyaç sahiplerine gönderildiğini de açıkladı. Erdoğan'ın gündeminde salgın destekleri de vardı. Sözü genç istihdamına getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza verdiğim talimatla bütün organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde vesaire oralardaki bütün işverenlerle çok daha yakın, sıcak irtibata geçip gençlerimizin üniversiteyi bitirdikten sonra değil, üniversiteyi bitirmeden staj döneminden başlamak üzere istihdamının sağlanmasını kendilerine talimat olarak verdik. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'ne tam üyelik mesajını yineledi. Biz hala Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ve bu çerçevedeki taahhütlerimize bağlıyız. Avrupa Birliği'nden tek talebimiz, üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır. Bir kez daha altını çizerek tekrar etmek istiyorum. Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, ekonomide güven ve istikrar gibi hususlardaki gayretleri öncelikle kendi vatandaşlarının hak, özgürlük ve refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu süreci Avrupa Birliği ile birlikte yürütürsek çok daha memnun kalırız.